Yani bazı futbolcuların skandala kadar varan yanlışlarından dolayı Covid'e bulaştığı söyleniyor. Keşke şu performansları ilk 11'de verse de biz Yusuf'u ilk 11'e direkt olarak yazsak. Bu maçta Başakşehir deplasmanında bu kadar eksikle gelip buradan 3 puanı çıkartmak hayret baba yiğidin harcı değil. Yani Abdullah Hoca'yı bir kez daha buradan tebrik ederim. 4-6-0 oynamak çok üst düzey bir organizasyon. Yani ligin seyri yani açıkçası Trabzonspor durdurak bilmiyor. İşte Bakasetas yani en büyük şansı bence Berat ve Flavio'nun önünde oynaması. Bu zamanlarda ortaya çıkıp takıma böyle katkı vermek gerçekten Yusuf'tan beklediğimiz şeyler. Bu zamana kadar galibiyetlerde en çok söylediğim şeydir. İyi veya kötü değiliz. Doğru oyunu oynuyoruz. Birinci dakikadan herkese merhabalar arkadaşlar. Trabzonspor üst üste galibiyet serilerine devam ediyor. Çok uzağa değil ya. Bundan 3 ay önceye gidiyorum. Yayınlara böyle giriş yapamıyordum. Onlara böyle galibiyet neye benziyor diyordum. Şimdi aynı sorunun tersini soruyorum. Onur, mağlubiyet neye benziyor, beraberlik falan ya? Hiç hatırlayamıyorum ya. Ben de hatırlamıyorum. Mümkünse uzun bir süre daha hatırlamayalım ne olduğunu unutalım iyice. Ben bu arada yayına girmeden evvel senden tekrar bir özür istiyorum. Maçtan sonra Yeter Bilal be. Hancı ile ufak bir Bilal Hancı ile mesajlaştık maçtan sonra. Yani dedi ki Özgür yayına kameraya dedi bakarak özür dileyerek başlasın dedi. Dedim mantıklı bence de öyle yapmalı. Çünkü iki maçı sordum bize Bilal Hancı'nın geldiği yayın. Başakşehir ve Gaziantep maçları kaç puan yazıyorsunuz diye. Bilal Hancı ile ben 6 puan demiştik. Sen 4 demiştin. Evet, ben 4 tekrar demiştim. Senden bir özür alalım senden Abdullah Hoca'ya. Yoksa protesto ediyorum yayını. Konuşmam. Yani büyük laf etti. Abdullah Avcı'dan özür diliyoruz. Kendisi bu maçta da çıktı. İlk 11'le de hatta yani her şekilde beni yanılttı gene ve haklı oldu hoca. Kendisinin başarılarının devamını içten diliyoruz. Ki vallahi hiç duracak gibi de değil sanki. Yani bakıyorum. Yani takımlar ayrı, Covid krizi ayrı, her şey ayrı. Abdullah Avcı devam ediyor ki yani bu hafta bence en büyük rakip, yani daha üst bir rakip yok herhalde. Trabzonspor bir Covid krizi yaşadı ki benim bunun hakkında yani söyleyeceğim iki cümle var. Bir, yani böyle olmaz. Bu takım bu kadar iyi gidiyor, bu kadar muhteşem gidiyor. Hocanın bu kadar emeği var. Futbolcular ve kendileri biraz yani dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten yani bunun bir üstü vallahi kadro çıkmaması olacak. Yani yedeklere yani olmayan oyunculara baktığımızda başka takımlara versen yani direkt ilk 11'de yani şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir sakatlık ekibi oluştu. Yani buna dikkat edilmeli ki kulağımıza yani çok değişik haberler geliyor. Nasıl Covid olduğu, nasıl bilmem ne oldu diye. Vallahi yani bir şeyin bir skandalın kıyısından dönmek üzere takım. Ben bu konuda Trabzon şehrini ve Trabzonspor'u uyarmak istiyorum. Çünkü sadece takımda değil, şehirde de büyük bir ihmal var. Yani benim kulağıma gelen zaten Trabzon'da bu karantina kurallarına uyulmadığı zaten geliyordu yani şehirce. Maalesef böyle bir eksiğimiz var. Hafta sonu yani gene dışarıdaydı herkes, sahilde de dolaşılıyordu. Takımın da buna uyması beni üzdü Onur. Bilmiyorum sen ne diyeceksin bu konu hakkında. Yani tamamıyla baştan aşağı bir sorumsuzluk var. Takım bazı yani Covid olan futbolcuların çoğunluğunda bir sorumsuzluk var. Zaten bundan dolayı bu kadar yayıldı, bu kadar futbolcuya sirayet etti durum. Yani burada futbolcuların bilinçsiz davranması son derece yanlış. Öte yandan kulübün de idarecilerin de yani A takım idarecilerinin de burada eksik kaldığını düşünüyorum. Trabzon'da vaka sayıları bu kadar artarken futbolculara bir şekilde uyarılar yapılması, önlem alınmaları gerektiğine dair telkinlerde bulunulması gerekiyordu. Yani bunun sorumluları hem futbolcu tarafında hem idareci tarafında kimse bence gereken cezayı da yaptırımı da görmeli. Yani, bu kadar iyi giderken, her şey bu kadar güzel giderken bir anda 3 kaleciden yoksun çıktın. Zaten Vakeymen cezalı. Yani diğer futbolcular da Covid oldu, Serkan vesaire. Hani 11'e herkes kim çıkacak sol, her yere artık Kamil Ahmet yazılıyordu. Yani kaleye evet, bile Kamil Ahmet'i yazıyordu insanlar. Öyle bir ortama gelmiştik. Yani burada kim bilinçsiz, sorumsuz davrandıysa
gereken yaptırımı görmeleri. Ben sadece futbolculara yüklenmiyorum. Yani aldığımız bilgiler, kulağımıza gelenler, yani bazı futbolcuların skandala kadar varan yanlışlarından dolayı Covid'e bulaştığı söyleniyor. Hani burada sadece ben yine futbolcuya suçu bulmuyorum. A takım idarecileri kimse, onlara da suç buluyorum. Onların da eksiği var, noksanlığı var burada. İnşallah geriye kalan zamanda diğer futbolcular olmaz. Yani geçen hafta mesela yayında söyledik aşı muhabbetini. Üzerine konuştuk. Biraz eleştirildik mesela. Niye futbolcular aşı olsun vesaire diye. Yani bunda ben devletin bununla Niye birlikte buna eleştirildik yapılması gerek. anlamadım yani. Ben de Ki gündeme anlamadım. geldi. Yani Gündeme geldi çünkü şu an mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde geldi bu olay. işte biz bunu geçen haftadan konuşmuştuk. Yani insanlar COVID olduktan sonra COVID kendi takım vakalarında çıktığı zaman vakalar o zaman belki konuşabiliyorlar. Biz daha önceden söyledik yani. Yani şuradan eleştiriliyoruz bir de. Burada milyonlar dönüyor diye. Ya ben devlet üzerinden söylemedim zaten bunu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun burada bir de ön ayak olması gerektiğini söyledim. Yani bu kadar sıkışık fikstürde ligi oynatmaya çalışıyorsanız bunun da önlemini almanız gerekiyor. Evet. Yani buradan eleştirilmek de çok enteresan geldi bana. Hani neden futbolcular aşı olsun diye eleştirildik. Orada çok enteresan bir durum. Neyse ki zaman hani bizi biraz daha haklı gösterdi. Yani bu kadar çabuk da haklı çıkmayı beklemiyordum ama hani diyorduk ya mesela haklı olmak ama mutlu etmiyor. Yani şu an o konuda çok da mutlu değilim. Yani ben şuna %100 katılıyorum. Yani milyonların, milyarların döndüğü bir sektör. Ayrıca yani sadece küçük bir grubu etkilemiyor. Yani büyük bir grubu etkileyen yani bir yani oyun artık bu. Yani bunu en baştan önlem alınmalıydı. Gerekirse zaten ücreti karşılığında bu kulüplerin, bu futbolcuların, bu takımların, bu federasyonun bütçesi var. Bir dünya şeye bütçe harcanıyor. Buna da aslında en başından yapılmalıydı. Neden yapılmadığı hakkında da hiçbir fikrim yok gerçekten. Çünkü artık sıra yani ligin uzunluğu kısalıyor. Sonlara doğru geldik. Neden Ben yapılmadığını söyleyeyim ben. Yani tamamıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani Süper Lig'den çok böyle farklı kafada olması, hiç orayla aslında ilgilenmemesi, yani Nihat Özdemir'in bir takımlar zemin bireysel niye açıklaması, yaptırmıyor? yani işte o da kulüplerin kendi problemi ama Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de hiçbir bağı yokmuş gibi davranması da çok enteresan yani. Zemin konusunda Nihat Özdemir'in açıklamaları çok fecaat bir açıklama. Hani kulüpler bize danışırsa elimizden geleni yaparız. Bizim işimiz zemine bakmak değil dediler resmen. Yani siz demek ki Türk futbolunun marka değerini sadece lafta düşünüyorsunuz. Yani oradaki mevzu, asıl mevzu insanlar baktığı zaman en çok gördüğü şey yeşil zemin. Yani siz orayla pek ilginiz olmadığını, sadece kulüpler sizden isterse orayla ilgileneceğinizi söylüyorsanız burada en çok enteresan, ironik bir durum var demektir. Yani bu ortamda da çok aşıyla ilgilenmelerini beklemiyorum. Evet, ben de buna katılıyorum. Evet, maça geçelim. Maça da geçelim. Geçelim. İlk 11 üzerinde konuşalım. Hoca, açıkçası ben söylüyorum. Bence Türkiye'nin %90'ını yani şok yaptı, şaşırttı. Ben böyle bir ilk 11 beklemiyordum. Yani hücum dizilişini seninle konuşmuştuk. En planlamadığımız şey dizilişi yaptı hoca. Yunus'u oynattı. Ayrıca da Faruk Can kimileri bekliyordu, kimileri beklemiyordu. Ama hepsini bir anda yapması hoca ters köşe yaptı ve yine sonucunu aldı. Ben Yunus'un oynamasını hiç beklemiyordum ki. Açıkçası zaten maç kazanıldı. Orası ayrı ama ben Yunus'ta başlamazdım. O net şekilde söyleyebilirim. Faruk Can'ı yani başlayabilirsin kendi mevkisi. Oyuncu Adana Demirspor maçında da yani fena bir görüntü vermemişti. Ama Yunus'la başlaması yani beni şok etti. Ayrıca Trabzonspor'un kulübesinde ne kadar eksik olsa da etkili oyuncular olduğunu da görüyoruz. Yusuf gerçekten çok güzel bir gol attı. Keşke şu performansları ilk 11'de verse de biz Yusuf'u ilk 11'e direkt olarak yazsak çünkü onun bu yeteneğinin olduğunu biliyoruz. Bunu bize gösterdi. Ayrıca da buradan yani arkadaşlar bu dediğimi de yanlış anlamayın. Ünal Karaman'a da teşekkür etmek de gerekiyor. Yusuf gibi bir oyuncuyu zamanında kazandığı için. Çünkü Yusuf çok ince bir bağ vardı takımla kopmasına. Geçen sene de. Geçen sene dikkatli izleyenler bilir. Orada Yusuf'tan asla vazgeçmedi ve şu anda Abdullah Avcı da aynısını yapıyor.
Yusuf'u ince ince işliyor, takıma adapte etti. Ben ikisini de kutluyorum. Yusuf'u da ayrı kutluyorum. Umarım bu performansları ilk 11'de de görürüz. Evet Onur, ilk 11 üzerinde yorumlarını alalım. Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Geçen hafta yayında hani Afobe'yi bekliyorduk biraz daha. Ama daha sonrasında Covid vakaları çıktı. Hani biz Covid vakaları patlamadan önce konuşmuştuk. Yani aslında maç günü bekliyorduk. Hocanın sol bekte Faruk'u denediğini duymuştuk. Yani orada bir Yunus denemesini ben çok ihtimal vermiyordum aslında. Çünkü maç kondisyonu açısından çok eksikti. Yani ben hala maç saatine kadar bir ihtimal Afobe'yi bekliyordum. Hoca yani Yunus Karar beni şaşırtmadı ama yani bazen de yani Mesut Özil için söylenmişti. Cüneyt abi söylemişti yanılmıyorsam Cüneyt Kaşeler. Hani oyuncunun form değil ama fiziki durumunu görmek için aslında ilk 11'i başlatmak daha mantıklı oyuna sonradan atmaktan ziyade. Oyuncunun durumunu daha iyi görürsünüz diye ne kadar oynayabileceğini. Ya yani ben 45 dakika çıkartsa kafi diyordum. Hoca baya baya tutuyor yani neredeyse 80'e kadar 78'de yaptı değişikliği yanılmıyorsam. Yani, sonlara doğru hatta yani bayağı yoruldu Yunus. Bunu çok net bir şekilde belli etti. Ama oynaya oynaya maç kondisyonu kazanacak. Öte yandan Faruk Can'a gelecek olursam 21 yaşında bu futbolcu A takımda Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. Yani asıl problem bence burada. Yani ben Faruk'un Çok çok doğru. Çok doğru. kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum Faruk Can'ın. Ama Trabzonspor seviyesinde yetersiz. Bunu da söylemekte yarar var. Yani futboldan gerçekten ekmek yiyebilir. Futbol oynayabilir bir yani o kadar kötü bir adam değil. Ama 21 yaşında Trabzonspor seviyesinde daha ilk defa forma giyiyorsunuz ve birçok insan sizi yetersiz görüyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Ben burada yani Serkan'da da konuştuk, Hüseyin'de de konuştuk. Birçok altyapı futbolcusunun muhabbeti geçtiğinde konuştuk. Burada ana problem futbolcular değil. Ne Serkan ne Faruk Can. Buradaki ana problem altyapı. Yani altyapınız futbolcunuzu yani bazı yöneticiler illaki bize altyapımız iyi diyerek laf gönderecek ama yani söylemekte yarar var. Altyapımız yetersiz. 21 yaşında futbolcu ilk defa A takımda süre alıyor. Öyle veya böyle ve kimseyi tatmin edemiyor. Yani burada bir problem var demektir. Bunlar futbolcularla alakalı değil. Tekrar ediyorum yani Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan gibi futbolcular hasbelkader çıkıyorlar. Kendi yetenekleriyle bir yere kadar gelebiliyorlar. İşte gelemeyenler de ortada. Eleştiriliyorlar dünkü gibi. Yani dün üzerine, 11 üzerine konuşulacak çok şey var aslında. Direkt biraz daha maça yönelecek olursam. Yani Ben bir hoca araya gireceğim. Bir araya gireceğim Onur bir buyur. saniye. Biz bu altyapı olayını konuştuğumuzda çok eleştiri alıyoruz. Hatta yani bunu konuşurken 2-3 kere düşünüyorum çünkü çok çok eleştiri alıyoruz. Arkadaşlar biz altyapı yani hater'ı değiliz, nefret etmiyoruz. Yani keşke bu adamlar çok iyi olsa, bu adamları oynasa diyoruz ama maalesef yani görünen köy kılavuz istemiyor. Trabzonspor altyapısından çıkan futbolcuların büyük çoğunluğunun pozisyon alma bilgisi neden olmuyor? Bu en temel olaydır. Bunu kendin kolay kolay kazanamazsın. Bu sana öğretilir. Biz burada oyunculara kızmıyoruz. Ya lütfen bizi de bu konuda eleştirmeyin. Ya bizim amacımız farklı bir bakış açısı kazandırmak. Bu konuda çok eleştiri alıyoruz, çok tepki alıyoruz. Neden işte siz öz evlat düşmanısınız, siz altyapı düşmanısınız. Hayır arkadaşlar biz iyi futbol istiyoruz, iyi futbolcu istiyoruz. Keşke Trabzonlu olsa, keşke kendini geliştirse ve Onur'a buradan çok katılıyorum. Devam et Onur, araya girdim. Estağfurullah. Yani ben niye dışarıya para ödeyeyim ki? Ben dışarıdan niye özellikle transfer yapayım ki? Yani kendi futbolcumu yetiştirip satmak, oradan gelir elde etmek, hinterlandımı genişletmek varken neden dışarıya para ödeyeyim yani? Niye altyapı düşmanı olalım biz? Yani Yani. bilakis daha iyi olmasını istediğimiz için eleştiriyoruz. Yani bazen insanlar öneriler istiyorlar yorumlarda görüyorum ben ne yapılabilir diye. Yani sadece tesis yapmak da sadece saha yapmak da olmuyor bu iş. Oraya eğitim verebilecek nitelikli hoca da getirmek gerekiyor. Şöyle bir bilgi paylaşayım. Yani sanırım Abdullah Hoca sezon sonu oraya da bir yenileme getiriyor. Yeni hocalar gelecekmiş diye duydum. Yani hoca altyapıya biraz daha eğilmeye başlamış, ilgilenmeye başlamış. Orada daha iyi eğitim verebilecek nitelikli özür dilerim. Yani nitelikli futbol adamları gelecekmiş diye duydum. Umarım öyle olur. Yani çünkü altyapıda çok eksiğiz o konuda. Futbolculara temel konularda çok yetersiz kalıyor eğitimleri. Yani ne zaman nerede pas verebileceğini, pasın şiddetine kadar, top kontrolüne kadar, ilk kontrole kadar yani çok eksikler. Pozisyon dahi almakta zorlanıyorlar.
Yani umarım bu eğitimler verilir futbolculara ve 21 yaşında değil de Faruk Cem'e, Faruk Cihan gibi futbolcular 21 yaşında değil de 18-17 yaşlarında A takımda süre alırken görürüz diyeyim. 11'e dönecek olursam yani hoca biraz daha ortalama pozisyonlara baktığımızda biraz daha 4-2-4 görünüyor takım. Ama biraz daha 4-6-0 diyebilirim. Çünkü ne Cenni aslında net bir santrafor. Yani Bakasetas yerine ikinci golcü gibi giriyor o tarafa 9.5 gibi. Ama hani ikisi de net santrafor olmadığı için net bir 9 pozisyon almadığı için biraz daha yani öyle bir hat oluşmuş ki 4 savunmanın önünde göbekte merkezde Berat ve Flavio. Yani ikisi tam göbekte pek ileri çıkmıyorlar. Orayı kontrol altına alıyor. Onların önünde dörtlü bir hat var. Yani Evet. neredeyse hiza olarak da yani bir savunma dizilişi gibi. Yani ip gibi dizilmişler dörtlü. Ama çok da ileride değiller. Yani biraz daha takım boyu kısa. Takım boyunu biraz daha kısa tutup yani Yunus'un oynama sebeplerinden biri de bence top tutmak istemesi hocanın. Çünkü pas organizasyonlarına, pas oyunlarına girebilecek bir futbolcu Yunus. Yani Afo Bey belki de biraz da bu yüzden düşünmedi hoca. Yani neredeyse bir 4-6-0 izledik ama yani pek de iyi miydi, değil miydi orası tartışılır. Bence doğruydu, onu söyleyeyim. Yani iyi veya kötüydü demeyeceğim. Yani, muhtemelen Abdullah Hoca'nın bu zamana kadarki galibiyetlerde en çok söylediğim şeydir. İyi veya kötü değiliz, doğru oyunu oynuyoruz. Yani kesinlikle doğru oyun buydu. Bu kadar eksiğin olduğu ortamda. Vakeymesizsiniz. Yani Vakeyme'nin olmadığı iki maç sizin puan kaybınızdı. Kayseri ve Sivasspor maçı hatırlayalım. Yani Vakeyme'nin olmadığı o iki maçta puan kaybetti Trabzonspor. Bu maçta Başakşehir deplasmanında bu kadar eksikle gelip buradan 3 puanı çıkartmak her baba yiğidin harcı değil. Yani Abdullah Hoca'yı bir kez daha buradan tebrik ederim. Ve yani hoca hiç öyle bir tavrı var ki yani sanki maç kazanmıyoruz. Çok sakin. Yani hiç bunun rehavetine kapılmıyor. Kimseye bunun rehavetini sürüklemiyor. Slogan atmıyor. Maç maç gideceğiz diyor. Fikstüre hiç bakmıyorum diyor. 7. maçımızı kazanmışız herhalde diyor bugün üstte. Yani böyle bir adam yani ben gerçekten Abdullah Hoca'nın gelmesini çok isteyenlerden biriydim ama çok şaşırıyorum. Yani beni bu kadar şaşırtacağını hiç beklemiyordum. Birçok insan da şaşırıyor söyleyeyim. Yani hocanın gelmesini benden daha çok isteyen insanlar bile çok şaşırıyorlar şu anki mevcut duruma. Gerçekten çok büyük bir başarı. Umarım bu böyle devam eder. 2003'ten beri galiba Trabzonspor üst üste bu kadar galibiyet almamış. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir 7 bilgi muhtemelen. görmüştüm. Ziya Doğan da herhalde bir seri. Galiba Ziya ben Hoca ile bir ilk seri 10 vardı galiba. öyle bir şey var yani tam arkadaşlar bizi düzeltsinler. Ben hücum ve ilk 11 üzerine şunu söyleyeceğim. Trabzonspor ilk yarıda çok sola çekildi. Jenerin'in biz soldan içeri kat etmeyi sevdiğini biliyorduk. Jeneni bunu çok tercih etti. Ara ara hatta Bakasetas ve Yunus oradan bindirme yaptı. Bakasetas olabildiğince çok yani sürpriz forvet gibi, gizli forvet gibi gözüktü. Fakat Trabzonspor ve Abdullah Avcı'nın hep bir oyun stili vardı. Hoca Abdullah Avcı ne sever? Pivot bir santrofor sever. Ve hareketli hücum hattı sever. Vakayem olmadığında Jeneni Vakayeme'nin yerine geçmeyi seviyor. Çünkü oyuncunun eski gollerine baktığımızda, eski oyun stiline baktığımızda soldan içeri kat ediyordu. Ama bu sefer de orta alanda size'lı bir oyuncu eksiği oldu ki 4-6-0 oynamak çok üst düzey bir organizasyon. Trabzonspor buna 45 dakika bir nebze olsun yaklaştı ama dediğim gibi orta alanda size'lı bir yani hücumun ilerisinde size'de bir oyuncu eksikliğini hissettik. Mesela Janine soldan içeri kesiyor ama kime kesiyor? O hücumun ilerisinde Trabzonspor biraz çoğalamadı. Ve Yunus'un maç eksiği olduğu çok belli oldu. Onu net şekilde söylemek gerekiyor. Açıkçası ben Janine ve Ekuban'ın daha çok birbiriyle oynadığı zamanı özlemiştim. Çünkü orada çok yer değişiyordu. Şimdi Yunus'tan yer değişince biraz olmadı. Biraz kendisi de oyuncu tabii Vakayeme yok. Ben de yani en sevdiğim stilde bir esiyim, gürleyim dedi ama yani maalesef orada çok olduğunu katılmıyorum. Ayrıca bir de şöyle çok yorumlar geldi. Ekuban'da bir form düşüklüğü artık ciddi ciddi yükseliyor bu sesler. Ekuban hakkında ne söyleyeceksin Onur?
Yakuban'a gelmeden önce Jenni'den alayım ben mevzu. Yani Jenni kendi isteyerek, bilerek bence sol tarafa gitmiyor. Yani ben özellikle soldan oynayayım değil. Merkezi çok iyi kapattı aslında. Yani Başakşehir merkezi çok iyi kapattı. Oradan gelmenize zaten müsaade etmiyor. Yani baksana Mehmet Topal, Azbüke, yani Berkay orada biraz bazen giriyor oralara. Hani hiç müsaade etmiyor. Sizi mecburen sol tarafa, yani kanatlara yönlendiriyor. Sağa gidiyorsunuz. Ekuban formsuz dedim mesela, verimsiz. Yani hep böyle bir şey düşüncesi gelmeye başladı Ekuban. Hani ben geçeyim, sürekli adam geçeyim, ben bir şey yapayım. Ben yani biraz daha iş sanki şeye doğru gitmeye başladı. Ekuban'ı bu arada hani yanlış anlamasın insanlar. Hala ligin en underrated adamı ve bence çok kıymetli bir adam. Ama sanki mahallede ne olur diye eskiden topun sahibi çocuk. Topla sürekli oynamayı ister. Ben çalım atayım sürekli geçeyim, ben oynayayım. Yani öyle bir düşüncesi olur diye topun sahibi çocuk. Yani Ekuban'da ben biraz onu seziyorum. Yani biraz form düşüklüğü var. Oradan da giremeyince yani Jenni Ekuban'la da bir bağlantıya giremiyor. Mecburen sol tarafa, topu sol tarafa daha çok takım organizasyona, takım oyununa uygun bir adam Yunus'la oynuyor. Yani kısa vadede aslında Jenni'nin orada düşündüğü şey sola geçmesi, sola yanlaması çok daha doğruydu onun açısından. Yani çünkü ben Yunus'un Ama takım arkadaşıyla çok da sola konuştum. çekti. Takım bayağı ilk yarı çok sola geçti. Yani Yani sanki rot mecburen. balansı Mecburen. kaydı, sola kaydı gibi. Ya bu rot balansı aslında alakalı değil. Biraz da rakip de belirliyor sizin oyununuzu. Yani sizin de oynadığınızı biraz rakip de belirliyor. Ve kabul edelim ki yani 4-6-0, tamam belki sağ üzerine 4-6-0'ı gördük ama hani iyi bir 4-6-0 mıydı? Değildi. Çünkü ilk defa oynuyorsunuz. Ekuban verimsiz. Sağ tarafta gittikçe verim, normalden hep verimi tartışılıyor. Formsuz. Jenni diğer tarafta net bir 9 numara değil. Yani biraz daha kanat forvet özellikli bir adam. Bir anda topu aldığında da sırtına iki kişi biniyor. Bunu da söyleyelim. Yani Vakeme'ye yapılan az çok Jenni'ye de yapılıyor. Hani biraz daha önlem Yunus almaya çalışıyor formsuzdu. Şey tarafta. Yunus Yani Yunus daha formsuz değil şeye ki. Yani maç gelmedi. eksiği var. Maç eksiği vardı Maç işte, eksiği var. formsuz değil, maç eksiği. Yani bu ortamda takımı sola veya sağa çekmesi çok normal. Sağa çekememesinin sebebi de Ekuban'ın durumu. Ona da gelecek olursam ben yani biraz daha sorunu magazinsel görüyorum. Ekuban'ın kız arkadaşı yaklaşık 2-3 haftadır İtalya'ya döndü. Yani sürekli oralardan Instagram'da görüyorum. Hikayeler, postlar atıyor. Ben biraz Ekuban'ın yalnızlık çektiğini düşünüyorum. Duygusallaştığını düşünüyorum. Yani işin şakası bir tarafa, bir formsuzluğu var. Bunun yani insanlar çok soruyorlar. Acaba Jenni ile mi arasında bir sıkıntı var? Yani çok tartışıyorlar gibi pozisyonlardan sonra diye söylüyorlar. Yani bunu ben de merak ediyorum. Keşke sorabilsek bunu hocaya. Yani en azından hocaya değil de yani bunu bilen birileri var mıdır? Merak ediyorum. Yani neredeyse birbirlerine pas atmıyorlar. Ben normalde bunu ilk başta söylediklerinde bana veya duyduğumuzda, diğer abilerimizin yayınlarında duyduğumuzda yani diyorum ki herhalde öküz altında buzağı arıyoruz. Biz Türk milletiyiz. Biraz severiz bu tarz şeyleri diye düşünüyorum. Ama sanırım hani Ekuban'ın oyun tercihini görünce Jenni'nin Ekuban tarafına değil sol tarafa yönelmesi dünkü maç bana bunu düşündürtüyor. Yani umarım orada bir sorun yoktur. Sorun varsa da umarım en kısa zamanda çözülür. Yani çünkü Evet. çok enteresan bir hikaye yazmaya başladı takım. 7 galibiyet üst üste alıyorsunuz. Bir de son galibiyetiniz şöyle bir ortamda. Yani herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Yani diyecekler insanlar Ekuban koymadım bu zamana kadar kesinlikle. Yani şu zaten sürecin başlangıcından itibaren Ekuban başrolde. Ama son haftalarda son birkaç maçtır ciddi bir ivme aşağı doğru gidiyor. Umarım hoca buna en yakın zamanda çözüm bulur. Yani Fenerbahçe maçı var. Tekrar Fenerbahçe maçıyla dönmesi de güzel olur Ekuban'ın. Umarım öyle bir senaryoyu görürüz gerçekleştiğini. Ya dediğimiz gibi yayının başında Trabzonspor'un şu an en büyük rakibi Covid krizi ve bu daralan kadroda her oyuncunun yani elinden gelenin daha fazlasını yapması gerekiyor. Çünkü çok değişik bir yöne doğru gidiyor. Şu an ligin seyri yani açıkçası Trabzonspor durdurak bilmiyor. Haftada Fenerbahçe maçı var aslında. Taraftarımızın da akılları Fenerbahçe maçındaydı. Bunu da söyleyelim. Ve Kaan'a da küçük bir parantez açalım. Kaan bugün ilk kez oynadı. Hatta küçük değil, büyük bir parantez. Ben soğukkanlılığına yani hayran oldum. Çok soğukkanlıydı. Yani Trabzonspor gerçekten yani kaleci sorunu çekmeyecek gibi gözüküyor. Şimdi benim aklıma da şöyle bir soru geldi. Biz bu kadar kaleci nerede oynatacağız ya? Yani herkes sürekli süre almak zorunda değil ama kendini hazır tutmak zorunda. Kaan'a gelecek olursak yani has yani çocuk belki de
1-1,5 hafta önce böyle bir şeyi hayal dahi etmiyordu. Ama işte bazı futbolcuların sorumsuz davranması, Covid'i yayması, bir anda kendine hani 3 kaleci Covid olunca formada, yani bir anda formayı sırtlandı çocuk. Çocuk diyorum çünkü daha 18 yaşında, reşit olalı çok olmadı. Yanılmıyorsam o ya Liseli ya, da liseli. Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyormuş bu arada, onun da bilgisini aldık. Bayağı zeka ahlaklı bir çocuk diyorlar. Zaten yaptığı açıklamalarla maç öncesi maç sonu bunu biraz daha gösterdi bize. Yani ona dün çok iş düşmedi. Çünkü önünde de yani oradan geliriz belki. Önünde de çok iyi bir savunma ikilisi vardı. Edgar ve Hugo. Her yayın neredeyse konuşuyoruz. Ben konuştukça haklarını yeteri kadar veremediğimizi de düşünüyorum bu arada. Yani ne kadar konuşsak az onları. Onlara geleceğim ama dün Kaan'a çok iş düşmedi. Hem Başakşehir'in hücum organizasyonlarında yetersiz oluşu. Yani Aykut Hoca ikinci yere Dembaba'yı attı oyuna. Mesela hani Junior Fernandes'i çıkartıp, yani belki de ben dedim ki yani Dembaba'yı muhtemelen de hoca ceza sahası içi dışı fark etmeksizin şutör özelliğinden dolayı Dembaba'yı aldı. Bir tane şut atabildi Dembaba. O da yani Evet. kalenin bir metre yanından dışarı çıktı. Yani Kaan'a neredeyse hiç düşmedi. Ama son dakikalarda yani bir defa hiç düştü. Onda da çok güzel çıkarttı bence topu. Yani maça full konsantre olmak, maçın içerisinde olmak çok kıymetli. Yani dün net bir biçimde bir şeyi göremedik. Yani kumaşı var, belli ediyor ama bu kaleci net bir şekilde Trabzonspor'un kalecisi olur ya Evet. da olmaz dedirtmedi. Yani o tarafa yönelmeyelim. İşin biraz daha popülarite tarafına yönelmeyelim ama hani umarım olur. Umarım daha çok ileride süre alır ve Uğurcan'ın izinden gider. A takım kalecisi olur. Yani isteriz bunu. Çünkü hocanın da dediği gibi yani bu topraklar verimli. Yetiştiriyor. Bir şeyler yetiştiriyor. Umarım Kaan da yeteneklidir. Çok yeteneklidir. Umarım onu da Uğurcan gibi görürüz. Yani ben şeye çok takıldım. Hiç beklemiyordum. Yani insanlar belki de bizde öyle bir hava yarattılar maç öncesi. Bu şey tweetlerini görüyordum. Yani sakın heyecanlanma, belki midene kramplar girecek vesaire. Hani sen Trabzonspor'un kalesini öyle veya böyle, hani çok enteresan şeyler okudum. Yani bana bile sirayet etmiş durum. Öyle bir tedirginlikle izledim full. Yani o Dembaba üzerine baskı yaparken, o geri pas gelirken, o yaptığı hareket, soğukkanlılık, yani top bir anda tık Özgüven diye çok sola alışı. yüksekti. Yani gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Yani bak tek pozisyon, Ben de belki tek beklemiyorum. pozisyon üzerinden de konuşmayalım ama hani beklemiyordum böyle bir şey. Ve hani topu yağ gibi de sol tarafa aktardı oradan sonra. Evet. Hiç Çok heyecanlanmadı. enteresandı. Hiç. Özgüveni Yani çok full yüksek özgüven kaleci. Yani kalecide bir tabii özgüven ki. çok önemli. Yani Kesinlikle. ben Yani Kaan'da da bu özgüven. Edgar Bulgo Bayağı için bir şey güzeldi. diyeceğim. Ben Umarım geleceği de olur. Buyur. olacak olacak. Edgar Hugo için de valla ben hala aynı dediğimi diyorum. Yani Hugo ve Edgar hala çok zorlandığı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Bir tek dediğim gibi Alanyaspor ilk geldiğindeki o maçta biraz zorlandı. Geri kalan hiçbir maçta belki bir de Galatasaray maçına sayabiliriz ama diğer maçlarda son vitese çıktığı bir maç görmedim ben. Oyuncu hiç zorlanmadan valla ligi götürüyor. Savunmayı çok güzel şekilde kurdu. Bütün hava toplarını yani topladı ki gayet uyumlu ikili zaten baktığımızda belirine Hugo yukarıdan çalışıyor, Edgar yerden çalışıyor ki bu ikisinin de hava ve yerden zaaf olduğunu değil. İkisi de birbirini çok iyi tamamlıyor. Hugo tüm hava toplarını paratoner gibi topluyor. Edgar da yerden güzel pas dağıtıyor. İkisi yani gerçekten muazzam bir ikili. Her geçen günde valla değerlerini arttırıyorlar. Ben zaten Edgar yani diyorduk teklifler geliyor. Ben aynı teklifleri sezon sonu için Hugo'ya da geleceğini düşünüyorum. Valla yani Fiorentina falan Hugo'yu tekrar izliyorsa Milan falan. Mesela Milan'daki Duarte'yi görüyorum. Yani Duarte geldiğinden beri çok performansını beğenmiyorum. Hugo tekrar İtalyan takımlarının gündemine gelir. Ben net şekilde bunu söyleyebiliyorum. Evet Onur. Gündemine Sen gelir ama diyeceksin gitmez. gitmesin. Yani İyi gitmesinler para diyeceğim. Çünkü verirlerse. vermem. Kesinlikle vermem. Bak o kadar net söylüyorum. Yani ikisine paket mesela 20 milyon euro girsin desinler Trabzonspor'un kasasına. Kabul etmem. İstemem. Yani çünkü iki şeyden dolayı istemem. Bir, böyle ikiliyi her zaman bir araya getiremezsin. İki, ben Trabzonspor'un kolay kolay onların yerlerini doldurabilecek hamleler yapabileceğini düşünmüyorum o parayla. Yani Evet, bu dediğin çok acı hasbelkader iki gerçek. tane, yani hasbelkader
Yani bunu da şundan dolayı söylüyorum. Yönetimi değiştirmek vesaire değil Trabzonspor'un. Yani sadece bu yönetiminin de sorunu değil bu. Ezelden beri var. Epeydir yani çok kötü stoper ikilileri izledik. Yani geçen sezon belki de şampiyonluğun elden gitmesinin sebeplerinden biri de stoper yetersizliğiydi. Ama daha bir sezon geçmeden üstünden ertesi sezon yani biraz para harcadınız Hugo'ya ve Yusuf'un Ki Hugo da transferinden. alınmayacaktı. Ki Hugo da alınmayacaktı. Bunu yönetim kendi ağzından söyledi yani arkadaşlar. Biz söylemiyoruz. Devam et Onur. Yani başkan şöyle bir şey demişti. Hani 4 milyon euro böyle bir futbolcu için çok fazla. Yanımdaki arkadaş deyip Ertuğrul Doğan işaret etmişti. Bu arkadaş veto etti dedi. Ya o zaman da 4 milyon avro gibi bir rakam gündemdeydi, masadaydı. Daha sonrasında futbolcuyu çok istedi gelmeyi. Çünkü Palmeiras'ta süre bulamıyordu. Süre alamıyordu yani. Üçüncü stoper konumuna düşmüştü. O da iyi veya kötü olmasından dolayı değil. Bir sakatlık geçirmişti kasıktan. Ve döndüğünde takımın antrenörü, teknik direktörü değişmişti. Ve o teknik direktör de düşünmedi uzun bir süre Hugo'yu. Yani ara ara şansı veriyordu. Öyle bir ortamda Hugo gelmeyi çok istedi. Aradan menajer öne istekleri vesaire bazı istekler çıkartıldı. Bir anda 4 yıllık bir vadeye böldüler. Bonservisi 3,25 milyon avro aslında. Totalde fazla görünebilir ama bunu 4 yıllık vadeye yayıp getirmek bir başarıdır. Onu da söyleyeyim. Onu da ekleyeyim bir tarafa. Ama bir şekilde oraya para harcadınız. Ve diğer taraftan da Yusuf'un gönderdiğiniz yani sattığınız Yusuf'un transferinden yani Lille dedi ki daha fazla para vermeyelim. Hani 1,5-2 milyon euro daha vereceğimizi size Edgar'ı verelim dediler. Hani futbolcunun Evet. hakkı sizde olsun. Onu da yani kiraladıktan sonra söylediler. Adamı Feyenoord'da kiraladılar. Kiralamışlardı yani anlaşmışlardı. Dediler ki yani transfer hakkı sizde olsun bu adamın bonservisi. Yani öyle bir Yarısı değil mi? ortamda böyle. Evet, diğer taraftan da yarısı yani satışından yarısı duyuyoruz. Yani net Ya çok kapta üzüyor vesaire beni geçmiyor ya. bu. Ya beni üzmüyor çünkü satmayalım. Yani aslında bir taraftan bence hayırlı oldu. Yani bu şunu düşünecekler yani satarken 5 milyon teklif dahi gelse bunun 2,5'unu sadece biz alacağız. 2,5 milyon avro için vermeye değer mi diye düşünürler. Yani umarım öyle olur. Bir yandan bence hayırlı oldu öyle olması. Yani hasbelkader de olsa iki tane stoperi araya getirdiniz. Dediğin gibi biri havadan çok iyi çalışıyor. Ki Trabzonspor'un geçen senelerdeki yarası oydu. Hava toplarından çok eksikti. Yani dün baktım 8 tane hava topu kazanmış Vitor Hugo. Yani Vitor Hugo Airlines. Hava yolları yani. Vitor Hugo hava yolları. Yani Edgar'ın zaten ilk maçından itibaren, ilk hazırlık maçından itibaren Rize maçıydı yanılmıyorsam. Rize ya da Samsun'du işte iki maç. Yani dedim ki çok net bir biçimde. Bu adamın yanına doğru bir adam koyun. Net bir adam koyun. Yani bu adam Trabzonspor'un mevcut stoperler için içerisinde toplayışı en iyi olan adam ve pasör. Yani soğukkanlılığı da var, seri de, hantal falan da değil. Gerçekten hızlı. Yani böyle bir ortamda bu iki futbolcuyu bir araya getirdiniz. Ya bu adamlardan vazgeçmemek gerekiyor kolay kolay. Yaptıkları iş yani diyorsun ki çok zorlanmıyorlar. Yani belki o da doğru. Onu da bir kenara koymak lazım. Belki zorlanacakları maçlar da olacak. Ama şunu net bir biçimde söylemek lazım ki Trabzonspor uzun yıllar sonra neredeyse her program söylüyorum ama yeteri kadar haklarını verdiğini düşünmüyorum. Haklarını verdiğimizi düşünmüyorum. Yani o yüzden diyorum ki Trabzonspor uzun yıllar sonra çok net bir stoper ikilisi buldu. Bir araya getirdi öyle veya böyle. Umarım bozmazlar, böyle devam ederler. Yani gerçekten sadece oyun açısından da değil, karakter de koyuyorlar sahaya. Özellikle Hugo. Yani tam anlamıyla savunmayı kontrol eden, kaleciyi daha iyi yönlendiren. Mesela dün çok güzel bir detay yakalamışlar. Edgar top karşılıyor, toptaca gidiyor. Edgar yanındaki arkadaşıyla kim hatırlamıyorum, Flavio ya da Berat. Onunla bir şeyi konuşurken o arada pozisyonu kısa bir tartışırken Hugo arkadan Edgar diye seslenip Dembaba'yı gösteriyor. Taç da o arada Dembaba'ya kullanılıyor. Edgar tekrar koşup ayağını uzatıp Dembaba'dan önce topa müdahale ediyor. Yani Hugo'nun o anlamda sadece kendi işini yapması değil, komple bütün savunmayı da kontrol etmesi var. Bu çok önemli bir şey. Umarım devam eder. Tekrar saha içine dönelim istersen. Orada söylemeyi es geçtiğim bir şey var. Onu Dur, söylemem lazım. bir şey daha diyeceğim. Şöyle de bir bir anekdot da var. Trabzonspor'dan dedik, Hugo ve Edgar zorlanmıyor. Çok iyi pozisyon almasını beceriyor. Tabii bu aldıkları pozisyon alma becerisi onları hiç zorlanmıyormuş. Yaptıkları işleri çok basit bir gibi gösteriyor ki. Mesela Faruk Can
Normalde maçta yani çok ahım şahım bir hata yapmadı. Ama Faruk Can'ın yaptığı pozisyon hataları ve bazı dribling hataları işte taraftarın gözüne batıyor, izleyenlerin gözüne batıyor. Neden? Çünkü oyuncuda bu bilgi yok. Aynı şekilde biz Serkan'ı izlerken de Serkan'ın biz ahım şahım bir hata, bir skora etki edecek bir yanlış yaptığını görmedik. Fakat bazı nüanslarda anlıyorsun yani burada bunu yapmaması gerekiyordu, bu faulü burada yapmaması gerekiyordu, burada şunu yapması gerekiyordu. Gerçekten yani Hugo savunmanın liderliğini çok iyi yapıyor. Aynı Batman gibi Edgar da Robin gibi çok iyi bir ikili oldular ki önlerinde de iki tane yani hareketli box to box oyuncumuz var diyebilirim ben net şekilde. Flavio ve Berat ayak basmadık yer bırakmadı. Yani süperler. Bu maçta gerçekten çok iş düşüyordu onlara ve işlerin hakkını da verdiler. Evet Onur devam et. Pilav demişken dün biri yanılmıyorsa pilav eleştirmiş. Kim? Televizyonda yani isim vermeyeyim. Yani televizyonda Hayır. biri pilav eleştirmiş. Bugün iyi değil gibisinden falan. Yani muhtemelen yani maçı ya izlemediler ya da o ara başka bir şeyle ilgileniyordular. Yani çünkü orta sahada net bir biçimde yani direnç gösterdiler. Her maç. Yani bir de Tabii. şunu gördüm ben. Normalde Flavio yani Abdullah Hoca şunu net bir biçimde yapmış yani. Normalde Flavio'nun biz geçen hafta neyini övdük? Ceza sahasına attığı koşular. Dün hiç atmadı. Sebep? Orta sahayı Özellikle güvene bu net almak. şekilde yani o yüzden Yani orta sahada zayıfsın. orada Berat'la beraber bekçi görevi gördüler. Yani orayı koruyup kolladılar. Yani bunun için görmedik. Ve bence bu çok güzel bir hamallık yaptı. İkisi de Bu güzel iki. yaptı. İkisi de. İkisi de çok Ya güzel yani hamallık yaptı. Berat'ın şunu söylemekte fayda var. Yani uzun toplar konusunda çok şahane. Yani oyunun yönünü bir anda değiştiriyor. Mesela sol tarafa geliyor. Faruk'tan pası alıyor. Bir anda sağ tarafa Kamil Kuban ikilisini top oynuyor. Bir anda oyunun yönünü değiştiriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Trabzonspor'da uzun zamandır bu tarz şeyleri görmüyorduk. Yani her zaman bu tarz diagonal topları atmak rakip savunmaların yerleşiminde sıkıntı yaratır. Dengelerini bozar. Berat da o açıdan çok kıymetli bir iş yapıyor. Onu da söylemekte fayda var. Ya ayrıca Baksatas gibi bir oyuncuya da daha fazla özgürlük tanıyan bir ikili. Mesela Baksatas yani en büyük şansı bence Berat ve Flavio'nun önünde oynaması ki yani çok güzel bir konfor alanı yaratıyor bu iki oyuncu. Ve hücum hattı da açıkçası hani diyoruz ya işte hücum hattı böyle çok geriye gelsinler, savunma yapsınlar. Bu iki oyuncu takımın net şekilde daha hücum yapmasını sağlıyor. Yani gerçekten Flavio için bu zamana kadar çok savaş verdik burada. Yani Flavio'nun oynaması beni mutlu ediyor. Ve çok yönlü bir oyuncu. Ben böyle çok yönlü oyunculara ayrı bir özel ilgim var. Ayrı seviyorum. Yani belirli mevkilerde belirli performansları veriyor. Kamil de buna örnek sayabiliriz. Flavio'nun da geçmişine baktığımızda farklı mevkilerde oynayabiliyor. Hoca çok tercih etmedi. Yani ilk lige çok şanssız bir giriş yapmıştı Flavio. İki tane kırmızı kart görmüştü. Kesik yemişti ama oyuncu azmiyle formasını geri aldı. Umarım herkese örnek olur. Ve yavaştan maçın gol bölümüne yavaş yavaş ilerleyelim. Yok İkinci yok yarıya dur dur geçelim dur Onur. dur 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 bekle. İkinci yarıya geçmeden evvel. Yani bir konuyu konuşmamız lazım. Trabzonspor belki oyunu yeterli görünmedi dün iki kere ama hani bir an vardı 30'dan sonra 40'a kadar. Hani net 10 dakika değildi bu süre ama yani onun da sebebine geleceğiz. Trabzonspor bir ara Kaan hariç 10 kişi rakip yarı alanda yani hücum etmeye çalışıyor. Dönen topları Edgar, Hugo vesaire Faruk topluyor. Faruk orada orta sahaya da yaklaşıyor. Onu da söylemiş. Yani Marlon bunu yapmaya başlamıştı 3-4 maçtır. Yani Faruk Can'da da ara ara gördük bunu. Orta sahaya yaklaşıp orayı üçlüyordu bazen. Yani dönen topları Trabzonspor hücum ediyor. Başakşehir karşılarsa zaten taca giderse tekrar Trabzonspor'da. İleri uzaklaştırırsa reboundları Edgar, Hugo topluyor. Tekrar takıma kazandırıyor. Atak ediyor, hücum ediyorsunuz. Ama orada öyle bir durum vardı ki yani Deniz. Yani Deniz Türce konuşma var. Bence yanlış olur. Deniz'le konuşmamız lazım. Yani öyle bir hırs, öyle bir azim, öyle bir istek ki yani ben çok anlam veremedim. Yani belki hırslı olması takımı açısından, bir takım oyuncusu olması açısından güzel bir şey. Ama oyunu 3 defa durdurdu. Yani 3 defa oyunu durdurdu ve Trabzonspor
tam da böyle hafif ritim bulmaya başlamışken bunu yapması yani oyunu soğuttu. Bildiğin yani oyuna balta vurdu. Eline balta alıp sahaya girse yani bu kadar olmazdı. Oyun bu kadar soğumazdı. Ve o pozisyona gelelim. Yani birçok yani insan sosyal medyada o pozisyona sarı kart bekliyor. Faul bekliyor çok enteresan şekilde. Yani Deniz Çoban'ı da dinledim. Bence çok fecaat açıklama. Hani faul ve sarı kart olmalı diyor Hugo Deniz pozisyonunda. Yani tekrar izledim ben devre arası. Geriye alın pozisyonu. Tekrar izledim. Yani Hugo tamamıyla topa odaklı. Topa yükselip vuruyor. Yani Deniz'in hiç topla alakası yok. Topa dahi bakmıyor. Hugo'nun altına giriyor faul alabilmek için. Yani orada da yani doğal olarak pozisyon doğal gelişiyor ve Hugo'nun dizi Deniz'in sırtına geliyor. Yani beline geliyor. Buradan çok daha doğal ne olabilir? Yani siz yükselen futbolcunun dibine giriyorsanız, altına giriyorsanız böyle bir şeylerle karşılaşırsınız. Yani insanlar buna faul bekliyor. Üzerine sarı kart bekliyor. Yani Erinç Bilecan da tweet atmıştı bana. Cevap vermişti. Aslında kırmızı istiyorlar diye. Herhalde öyleydi. Yani izah olmayan şey mizah olur. Herhalde kırmızı istiyorlardı. Ben daha şeyini söyleyeyim, daha ağırını söyleyeyim. Herhalde hapis cezası da beklerler böyle bir pozisyonda. Yani çünkü çok enteresan. Ya Biz neler neler görüyoruz yani. İsim vermeyeceğim. Yani bazı futbolcular ceza sahasında bile rakip futbolcuya dirsek indirirken, topla alakasız yerde dirseğiyle vururken yüzüne kimse bir şey beklemiyor. Kimse bir şey yazmıyor. Yani her nedense mevzu Trabzonspor yukarıya oynamaya başlayınca böyle biraz kendini gösterince, kafayı kaldırınca en ufak pozisyonlarınız olay oluyor, mevzu oluyor. Geçen hafta Vakeme mevzusu ki biz orada söyledik söylememiz gerekeni, kırmızı olması gerektiğini bence. Yani onun da ertesi günü bu arada yani yayını çektik biz. Sonra Hatayspor maçını izledim. Daha ağırını Popov yaptı. Yine ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Demek ki orada mevzu niyet. Yani biraz daha belki de niyete bakılıyor. Ama insanlar yani Vakeme direkt kırmızı görmeliydi. Yani ben de dedim bence kırmızı görmeliydi. Gereksiz bir hareketti. Ama yani dönüp bakıyorum insanların verdiği tepkiyi görünce yani biz de biraz objektifliğimizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın yani siz böyle yaptıkça, siz pozisyonlara böyle baktıkça ben de biraz uzaklaşıyorum o objektif bakış açımdan. Acaba diyorum ben mi hata yapıyorum böyle bakarak? Yani hiç normal Ya hava ben topuna nizami şekilde yükselen adamda yani faul yaptı, sarı kart falan diyorlar yani çok enteresan. Ama biliyoruz ki yani ya mevzu şu, umarım da olur. Trabzonspor yukarıya oynamaya başlayınca en ufak pozisyonlarınız bile irdelenmeye başlanıyor. Konuşulmaya başlanıyor. Gündem yaratılmaya, insanların algısı, hakemlerin algısı bu yöne çekilmeye çalışılıyor. Yani dün Edgar'da Hugo'da kart sınırındaydı. Yani insanları anlayabiliyorum. Çünkü kendi takımları net bir oyun oynamıyor. Hala net bir oyun oynamıyor. Doğru oyun da oynamıyorlar. Bir şekilde kazanıyorlar. Yani öyle veya böyle bazı futbolcular çıkıyor. Sahne alıyor bir an, bir sekans. Öyle maç kazanıyorlar. Trabzonspor ana takım savunmasını oturtmuş bir şeyler yapıyor. Öyle veya böyle doğru oyunu oynuyor. Yani bu ortamda korkmalarını gerçekten anlayabiliyorum. Ama böyle gelmedi yani. Futbol bu değil çünkü. Evet, zaten gergin bir ortam var hafta içi de. Yani sen açık açık hedef, yani ismi vermedin ama resmini çizdin. Ki yani Emre Belözoğlu hafta içi net şekilde açıklamalar yaptı hakem üzerinden. Yani illa böyle mi olması gerekiyor? Zaten benim en çok eleştirdiğim nokta yönetimi. Rakip takımlar böyle konuşuyorlar ve açıkçası tüm ülkemizdeki federasyonda, hakemde herkes etkileniyor bu durumdan. Yani net şekilde dün, yani Ya 2 gün bak önce Emre şunu Belözoğlu isim söylemekte fayda verdi. var. Bir dakika, hakemin yaptığı şeyi, kararı, ismi verdi. Ben bu maçta ilk defa, bu maçta oyundan ziyade hakemi çok izledim. Edgar Hugo kart sınırındaydı. Ligimizde yani nedense böyle önemli maçlarda Trabzonspor oyuncuları ceza sınırında ceza görüyor, bir şey oluyor. Allah'tan böyle bir durum olmadı. Edgar'ın pozisyonunda da arkadaşlar, yani bu pozisyona yani sarı kart verilecekse, bir şeyler olacaksa ligde hiç, yani o zaman top oynamayalım. Çok güzel örnekler verdim. Bu örneklerde katılıyorum ben sana. Ama yönetimin bu tür şeylere bir açıklama yapması gerekiyor. Karşılığını vermesi gerekiyor. Buyur. Ya ben Emre Belözoğlu
özelini söylemedim bu arada. Genel yani dün bir yani Beşiktaş kamuoyunda da adı geçen biri yani isim vermeyeyim. Hani herkes bir anda sizin maçlarınızı irdelemeye başlıyor, izlemeye başlıyor. Yani sebebini de söylüyorum. Trabzonspor çünkü geliyor. Arkada yani. O kadar yaşadığı badireye rağmen bir seri oturtuyor, bir şeyler yapıyor, bir etki yaratıyor. Buna kasket de dahil. Yani ister istemez tedirgin olmalarını, öndeki takımların tedirgin olmalarını anlayabiliyorum taraftarlarının. Yani böyle kendini objektif kişilik gibi gösterip holiganlığa kadar varan insanların şeyini anlıyorum yani. Korkmalarını anlayabiliyorum. Sen bak bu çekinmek değil. Yani sen dün Hugo pozisyonu hakkında bu faul olmalıydı, sarı karttı diyorsan sen çekinmiyorsun, korkuyorsun abi. Kusura bakma. Yani bizi ben Evet. sadece hani genel olarak bir takım kamuoyunu, bir takımın taraftar çevresini vesaire eleştirmiyorum. Benim problemim burada genel. Yani önündeki takım kim olursa olsun bu algıya başvuruyor. Ve yani şunu da söyleyeyim, Trabzonspor'un bu algılarla hiç işi gücü yok. Yani olsaydı biz yönetimi de eleştirdik bu konuda. Neden kimse çıkıp bir şey söylemiyor hakem konusunda diye. Ki bence biz haksızmışız. Onu da söyleyeyim Özgür. Konuşmasınlar. Hiç gereği yok. Yani burada neyin ne olduğu daha çok Hakem ortaya üzerinde çıkıyor. değil. Bence daha güzel. Hakem üzerinde Yok değil. yok yani hakem üzerinde değil. Trabzonspor Genel olarak hakem kararlarını, hakem atamaları için biz eleştiriyoruz burada. Neden çıkıp kimse bir şey konuşmuyor Trabzonspor'da diye ama konuşan insanları görünce ve ne konuştuklarını görünce, niyetlerini görünce gerçekten istemiyorum. Yani konuşmayalım. Biz hiçbir şekilde hakem konuşmayalım. Yani yönetim çıkıp hakem eleştirmesin. Bizden kastım o. Hani herhangi bir ya hakem yönetici, Başkan eleştirmesin Ahmet değil. Ağoğlu, Ertuğrul Doğan, Mehmet Yiğiter falan çıkıp demesinler. Yani hakem demesinler. Gerçekten doğru buluyorum. Doğrularmış. Yani bu konuda konuşmamakta haklılarmış. Yani konuşan insanları görünce, ahlak timsali kesilen, adalet timsali kesilen insanları görünce yani diyorum ki tamam konuşmayın abi siz. Bizim çünkü böyle bir şey anlayışımız yok. Yani bizde kayırın düşüncemiz yok. Yani biz sadece adi karar istiyoruz ama bunu da dile getirmeyelim. Hiç gerek yok. Yani geçer Akçe belki bizim ligimizde bu değil. Ama Trabzonspor'un olması gerektiği yer orası abi. Yani hiçbir şekilde diğer tarafta sürekli hakem konuşan, sürekli yani farklı şeyler isteyen, diğer rakiplerine değil kendisine yaptıkları görünmesini isteyen şeyler değil yani. Biz abi diğer tarafta duralım. Biz kendi işimizi yapalım. Biz saha içine odaklanalım. Gereği yok. Yani gerçekten diğer tarafı görünce başkan ve yönetimin izlediği politikayı daha doğru buluyor. Ya ben açıkçası yani buna sana çok katılmıyorum çünkü puan kaybedildikten sonra bunların hiçbir anlamı olmuyor. Yani diğer takım yetkililerin Ya Trabzonspor ama şöyle de bir hakkında durum var Özgür. konuşmasına Bak bir dakika bir saniye bölüyorum ama hani hakem konuştuğunda da bir şeye yaramıyor. O yüzden diyorum yani. hakem Hakem bir konuşuyorsun. dinlesene hakem TFF'nin bir dinle önüne kadar hakem gidiyorsun. dinleyeceğim Hani zaten. dur bir saniye. Rivan'ın önüne gidiyorsun. Senin için demiyorum. Hani şeyi diyorum, yönetimi diyorum. Yani gidiyorsun Rivan'ın önüne. En ağır toplarınla yani en üst düzey 3 yöneticinin başkan dahi gidiyorsun konuşuyorsun Rivan'ın önünde. Kendine TFF'de bir muhatap bulamıyorsun. Yani yine bir şey değişmiyor. Yani konuşunca da hakem konuşunca da bir şey değişmiyor. Konuşmayalım abi o zaman hiç gereği yok. Böyle iyi gidiyoruz. Yani bunu bozmaya gerek yok. Onu demeye Oğlum çalışıyorum. hakem konuşacaksın, hakem konuş demiyorum ki ben. Diğer takım yetkililerin senin maçların hakkında çok rahat da konuşabiliyorlar. Yok o pozisyon neden öyle olmadı? Yok hakem niye öyle olmadı? Yani bir herkes kendi işine bakacak. Yani Trabzonspor'un maçlarını Trabzonsporlardan daha dikkatli izliyorlar. Kendi maçlarının hakkında hiç konuşmuyorlar. Ve ligin süresi kısalıyor. Kısalıyor. Ya ben şimdi Fenerbahçe maçının bu açıklamalar başladı. Nasıl geçeceğini çok merak ediyorum. Yani ben buna bir önlem yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani buna bir açıklama lütfen takımımız hakkında yani konuşmayın. Çünkü federasyon bu durumlardan çok etkileniyor. Anında bir geri dönüşü oluyor. Benim korkum bu. Geri dönüşünü olmadığını bilsem bu konu hakkında yani derim konuşsun dursunlar ama maalesef bir geri dönüş oluyor. Çünkü Fenerbahçe Trabzonspor maçı şu an çok kritik. Gerçekten çok kritik. Yani hiç kimse zan altında bırakmayı kimse istemez. Fenerbahçe ilk yarıdaki maçı hakkıyla kazandı. Yani hiçbir sesimiz çıkmadı. Bu maçta da şimdi ben Emre Belözoğlu açıklamaları yaptıktan sonra Trabzonspor eskaza Vakayeme ile bir galibiyet aldığında tekrar gündeme
O Vakayeme orada kırmızı kart görmedi. O Hugo geçen maç Deniz'in maçında sarı kart görmedi. Geçen sene Trabzonspor bu algılarla şampiyon olamadığını herkes gayet iyi biliyor. Geçen sene bu algılarla Trabzonspor şampiyon olamadı. Yani bir küçük kendi hatalarından dolayı Trabzon, küçük değil büyük kendi hatalarından dolayı şampiyon olamadı. İki, algılara mağlup olduğu için. Evet, başkan da bu algılara kapılan, başkanın da kendisinin kişisel olarak büyük hatası vardı. Ama artık yani doğruları konuşmak gerekiyor. Trabzonspor'un önündeki en büyük rakip bir, sağlık, Covid krizi, iki, algı krizi. Yani ve evet algıya karşı en büyük cevabı hoca veriyor. Çat çat çat. Herkese sahada cevabını veriyor. Bizi eleştirenlere de cevabını veriyor. Bu arada yani şöyle bir algı var. Hocaya bırakın işini yapsın bilmem ne diye de bir algı var taraftarın içinde. Arkadaşlar kusura bakmayın yani elbet bir ne diyelim her şey süper. O oynasın o oynasın mı diyelim. Biz belirli bir ölçüde zaten eleştiri yapıyoruz. Bunun ucunu da kaçırmıyoruz. Bir zahmet de yani kendi fikirlerimizi söyleyelim yani. Ben adım gibi eminim. Sol bek tercihle alakalı, bilmem ne tercihle alakalı. Hocanın işine karışmayın. Bırak hocayı işini yapsın. Hemen hoca kesildiğinizde denecek. Bu arada yani bu olayı da kapatalım yani. Böyle bir yorum şeyi yok. Yani şakşakçılık mı yapalım diğer takımlar gibi? Süper mi diyelim? Evet, zamanımız azalıyor. Onur, yavaştan şeye de geçelim. Bir gol sekansına geçmek istiyorum. Ve Dembaba'dan sonraki oyunda konuşmak istiyorum ki orada da savunma öne çıktı, kaleci öne çıktı. Golü de konuşalım onu. İkinci yarıya hızlıca konuşacak olursak zaten çok bir şey yok. İkinci yarı biraz daha kısır geçti aslında. İlk yarı topun kontrolü Trabzonspor'daydı. İnisiyatif Trabzonspor'daydı. Ama ileride yeteri kadar organizasyon, yeteri kadar üretim olmadı. Sebeplerini de konuştuk zaten. İleri Evet. dörtlüdeki dengesizlik vesaire, Yunus'un maç eksiği, Ekuban'ın formsuzluğu vesaire konuştuk zaten bunları. Yani kısır geçen ikinci yarı vardı. Hani biraz daha topa sahip olmak isteyen Başakşehir vardı. Biraz daha hücum etmek isteyen bir Başakşehir vardı ama yani onlarda da çok enteresan bir şey var. Yani sanki bütün geçmiş silinmiş gibi. Yani bazen internette silersin ya geçmişi. Yani sanki öyle bütün Aykut Kocaman geldikten sonra Başakşehir'in geçmiş silinmiş gibiydi. Yani hiçbir şekilde organize şekilde hücum edemiyorlar. Çok garip geldi bana bu. Yani tamamıyla biraz daha Dağılmışlar, dengelenen dağılmışlar. kesinlikle yani bir dağılma söz konusu. Orada da bunun sebepleri ne bilmiyorum ama pek de bizim konumuz değil. Genel olarak biraz daha dengeye gelse de biraz daha kör dövüşüne döndü ikinci yarı. Ben Yunus Yusuf değişikliğini çok daha önce söyledim. Yani aşağı yukarı dakika 65 vesaireydi. 60-65 arası bizim WhatsApp grubumuz var. Yani orada yazdım. Yani Yunus Yusuf değişikliği. Yani bunun sebebi iki sebebi var. Bir Yunus yorgun. Yani maç kondisyonu eksik vesaire söyledik zaten. Yani artık koşarken ölüyordu resmen Yunus. Hem o açıdan hem de Yusuf'u kanada atıp Ekuban'ı biraz daha ortaya çekip belki de verimi artar diye Başakşehir'i merkezden delebilme ihtimalini göz önüne alarak yani böyle bir değişiklik istemiştim. Hoca bunu 78'de yaptı. Yani biraz hocanın hamle dakikaları biraz geç geliyor bana ama yani sonucunu aldığını görmek yeterli. Yani sonucunu da alıyor bir şekilde hoca. İlk anda aldı ya. İlk anda aldı. 78'de aldı. 79'da golü. Aynen öyle. Zic abi bu arada da benim konum Orayı değil neyse. kestir. Orayı Yok kestir. yok gerek yok. Ya, Nerede? devam edelim. Yani gerek yok. Kesmeye gerek He. yok. Devam. Ya Yani bir 78'de dakika oyuna girdi. sonra 79'da gol oldu. yani bir dakika sonra Yusuf öyle bir gol attı ki yani 85 metre toplu topsuz toplamda 85 metre koşuyorsunuz. Yani oyuna sonradan girmiş Yusuf Endiaşimi'ye karşınıza çıkıyor. Yani normalde fiziki açıdan diri bir futbolcu Yusuf. Yani bir yatırım yapılarak Malatya'dan Başakşehir'e transfer edildi. Yani o adamı geçiyorsunuz zorlanmadan üzerine ligin kalbur üstü stoperlerinden, AK stoper dediğimiz adamlardan Epriano'yu da zorlanmadan geçiyorsunuz. Topu çok güzel ceza sahasına getirip milli takım mevcut birinci kalecisi Mert'i yakın köşeden, tuttuğu köşeden avlıyorsun. Yani Gareth Bale gibi goldü ya. Yusuf'un Gareth tam da Bale'in Barcelona attığı gol gibiydi. aynen öyle. Dün baştan sonra espri mahiyeti böyle ufak bir konuşayım diye Hasan abi aradım. Hasan Türcel ile Yusuf birbirine benzetiliyor diye suret olarak. Abi dedim tebrik ederim. Güzel goldü falan. Güldük, eğlendik. Yani aynı o da bunu söyledi. Bale'ın dedi attığı gol gibi dedi. Barcelona'ya atmış dedi. Evet Kral Kupası'nda Real Madrid'de oynarken
böyle bir gol atmıştı. Hatta yani çizginin dışına çıkıp, taç çizgisinin dışına çıkıp koşmuştu. Bir benzerini attı Yusuf da. Gerçekten çok güzel bir goldü ve yani Yusuf'un ilk geçen sezonu hatırlıyorum. Hoffenheim maçıydı, yanılmıyorsam hazırlık maçı. Yani orada sol ayağıyla attığı çok güzel bir gol vardı. 90'a 90 tabirini söyleyelim. Yani 90'a takmıştı resmen topu. Yani sol ayağını çok güzel kullanan Robben gibi. Ben ona fakir Şakirisi diyorum. Tam da öyle bir goldü. Gerçekten hani bu zamanlarda ortaya çıkıp takıma böyle katkı vermek gerçekten Yusuf'tan beklediğimiz şeyler. Yani geçen sezon Abdülkadir'den sonra Ünal Hoca ona şans verdi, süre verdi. Katkı da aldı. Yani gol ve asist de yaptı Yusuf. Takıma ciddi şekilde katkı da verdi. Daha sonrasında o da bir diz sakatlığı geçirdi. Yani menisküs ameliyatı oldu. Oradan böyle dönüp tekrar sezon başında sakatlık yaşadı bu arada, onu da söyleyelim. Yani bu ortamda tekrardan dönüp takıma bir şekilde girip oyun açısından katkı vermek gerçekten çok güzel. Yani şunu da eklemekte fayda var bence. Yeteneği vesaire yapabileceklerinin tartışılabilir belki. Yani kadroda belki tutmak istemeyebilirsiniz nitelikleri açısından Yusuf, ama bence hani bazı futbolcular vardır takım içinde çok sevilir. Takımdaşlık için, takım oyunculuğu için çok önemli bir yer alır. Ben Yusuf'un öyle bir adam olduğunu ve uzun bir süre kadroda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yeteneğinden falan bağımsız. Çünkü hani şey, futbolcu da değil. Yani oynamadığı zaman küsen bir tipi de yok. Her zaman pozitif, takım arkadaşlarını güldürebilen, eğlendirebilen bir adam. Böyle futbolculara her zaman takımların ihtiyacı var. Evet, ben de katılıyorum. Yusuf şu an çok iyi bir hamle oyuncusu. Kendisini geliştirip artık ilk 11 oyuncusu olma aşamasını da geçmeli. Zaten kendi kariyerini belirleyecek olay da bu aşamaya geçip geçemeyeceğim mi? Yani şu performansları ilk 11'de verse zaten hiç bunları konuşmazdık. Yusuf ilk 11'de başlardı. Oyuncunun en büyük sorunu istikrar ve ilk 11 olayı. Çok da güzel bir gol attı. Zaten yani kupa kazanıldıktan beri çok böyle pozitif mesajlar veriyor. Yani taraftarla da bütünleşti. Maç sonu açıklamaları da çok güzel de çok komikti. Vallahi yani ben onun videolarını izlerken yani mutlu oluyorum. Takımda o mutluluk havasını görüyoruz. İkinci yarı üzerinde ben şunu da söylemek istiyorum. Gulbrandsen ve Dembaba girdikten sonra takım küçük bir çok küçük bir bocalama oldu mu diyebiliriz, olmadı aslında. Çünkü Başakşehir biraz yani hunharca yani böyle şuursuzca saldırmaya çalıştı. Trabzonspor onları da bertaraf etti ama Gulbrandsen biraz sol tarafı işlemeye çalıştı. Orada da stoperlerimiz devreye girdi. Biraz bu dikkatimi çekmişti. Maçın sonlarında şuursuz bir saldırısı oldu Başakşehir'in. Trabzonspor da onu bertaraf etti. Biraz o dikkatimi çekmişti. Orada da yani savunmayı yine övelim. Çok övdük savunmayı. Orada da savunma yine ön plana çıktı. Dembaba bir iki pozisyona girdi ama onlar da arkadaşlar olacak. Bunu söyleyebiliriz. Ekleyecek bir şeyin var mı Onur? Toparlayalım çünkü Var. önümden böyle Yani geldi. biraz süremiz uzun. Bazı ekstra şeyler de konuştuk. Rejiden o açıdan özür diliyorum. Affımı istiyorum. Hocanın Atakan tercihini konuşalım. Kısa bir. Atakan Gündüz hoca ilk defa süre verdi. Yani orada ciddi bir mesaj da aslında bu. Yani hem Atakan aslında biraz bir mesaj, ama asıl mesaj Hüseyin Türkmen'eydi bence. Öyle bir ortamda stoper alıyorsunuz ve ilk tercihiniz kenardan Hüseyin değil, Atakan oluyor. Yani burada biraz bir mesaj var Hüseyin'e bence. Atakan için umarım devamı gelir benim. Çünkü geçen sezondan beri beklediğim bir şey Atakan. Yani süre almasını, çünkü çok yetenekli olduğunu duyduk. Daha sonrasında izledik. U19 maçlarını, U19 milli takımında aldığı sürelerde izlediğim, takip edebildiğim kadarıyla gerçekten çok yetenekli. Umarım daha fazla süre alır. Önünde çok da güzel bir örnek var. Oyuna girmesine vesile olan bir örnek bu. Hüseyin Türkmen. Kötü bir örnek bence Hüseyin. Yani çünkü burada Hüseyin'i eleştirmeyeceğim ben. Yani sadece Hüseyin'i eleştirebileceğim tek nokta şu. Kendini geliştiremedi. Hiçbir şekilde kendini geliştiremedi. Yani geçen bana tweetlerimi attılar. Benim attığım tweetlerimi attılar birkaç sezon önce. Hüseyin Türkmen, Ozan Kabak kıyasını. Ben hala aynı yerdeyim. Ben o zaman ilk çıktıkları dönem Hüseyin'in daha potansiyeli olduğunu düşünüyordum. Yani gördüğüm kadarıyla. Yani ben de yanlış görmüş olabilirim. Ama şunu net bir biçimde söylemek lazım ki Ozan oradan aldı, yürüdü, kendini geliştirdi. Gerçekten üzerine koyarak gitti. Hani Galatasaray'da da bir şeyler yapmaya başladı.
Zaten onu vaat ettikleri için transfer ettiler. Stuttgart'a, oradan Schalke'ye geçti. Sürekli üzerine koydu. Bayern Münih'le dahi transfer görüşmesi yapıldı. Yani geldiği nokta Liverpool, tat noktaya çıktı. Hüseyin ne yaptı? Yani aynı yerinde saymaya geçtim. Geriye gitti. Yani burada ben aslında beni haksız çıkartan kendi düşüncem değil. Hüseyin'in yapamadığı. Yani Atakan'ın önünde çok güzel bir örnek var. Kötü bir örnek ama güzel bir örnek. Atakan'da ben zeki bir futbolcu olduğunu biliyorum, duyuyorum. Yani umarım bunu çok güzel bir şekilde aldığı fırsatları çok güzel bir şekilde değerlendirir, kendini geliştirir. Yani çünkü ben burada şunu duymuştum, yani sezon başı affını istemişti Atakan. Gideyim başka yerde süre alayım, oynamak istediğini söylemişti Atakan. Böyle bir bilgi de almıştım. Yani diğer taraftaki futbolcu da şöyle bir cümle kurmuştu zamanında Hüseyin. Yani ne kadar transfer yapılırsa yapılsın stopere ben oynuyorum. Yani çevresi, aile büyükleri de çevresine şöyle bir şey diyormuş. O zaman yani benim oğluma Trabzonspor muhtaç. Hayır değil abi. Dün gördük. Yani dün hem Hugo ile Edgar'la gördük bunu. Süre aldığında Hugo'nun sakatlığında süre aldığında 2-3 maç Hosseini'yi de gördük. Dün Atakan da oyuna girdi. Hoca demek ki Atakan'da bir şeyleri görüyor, potansiyeli, ve ona süre veriyor. Demek ki senin oğluna muhtaç değilmiş abi Trabzonspor. Umarım Atakan çok güzel bir fırsat değerlendirir. İnşallah daha fazla süre alır. Yani 15 tane de maç var. İlla ki fırsat gelir ayağına. Umarım çok güzel bir şekilde değerlendirir bu zamanı. Bakalım yani, inşallah. Yani böyle de ufak bir Atakan tercihini konuşmuş olalım. Son şunu söyleyeyim. 2 günlük Covid izni var. Bugün, yarın. Umarım futbolcular gereken ders çıkartmışlardır. Diğer futbolcular gereken ders çıkartmışlardır ve bu 2 gün kendilerini çok azami gayretle izole ederler. Ve herhangi bir şeye yakalanmazlar, korona vesaire. Oradan sonra Fenerbahçe maçı hazırlıkları başlayacak. Bu arada bütün Covid'li futbolcuların Fenerbahçe maçında oynama ihtimalleri var. Pazartesi ve Cuma testi olacaklar. Pazartesi negatif çıkanlar takıma girecekler muhtemelen. Uğurcan'ın da sanırım bir negatife dönme durumu var. Onun da pazartesi netleşecek. Yani Cuma son test, negatif olan herkes son cumartesi antrenmanı, maçtan önceki son idmanda, ter idmanına çıkarlar ve pazartesi, pazar günü Fenerbahçe maçında süre almaya hazır olurlar diyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, bitirelim çünkü Recep artık kendisi kesecek yayını. Haftaya Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Uzun bir yayın oldu. Kusurumuza bakmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.